İstanbul kitabı C1 seviye 6. ünite son dinleme metni. Metini dinleyelim ve doğru olan cümleye D, yanlış olan cümleye Y yazalım. لنستمع إلى النص ونضع علامة D على الجمل الصحيحة و Y على الجمل الخاطئة. İngilizcenin kökeni Anadolu. Al-Anadol hiye guzur el-lughal İngilizce. Dünyada toplam 3 milyar kişi Hint Avrupa dillerinden birini konuşuyor. 3 milyar şahs fil alam yetahaddasuna ahad el-lughat el-Avrupa'ya veya el-Hindiye. Hint Avrupa dillerinin nereden geldiği konusu uzun zamandır tartışılmaktadır. قد كان موضوع نشأة اللغات الأوروبية والهندية موضوعا للنقاش لفترة طويلة. Rusça, Hint, Avrupa dili ailesi içinde yer almaz. La ta'khuz اللغة الروسية مكانا داخل عائلة اللغات الأوروبية الهندية. İngiliz arkeolog Colin Renfrew'in tezine göre bu diller Hazar Denizi etrafında oluştu. حسب البحث الذي قام به عالم الآثار الإنجليزي كولين رينفورد فإن هذه اللغات كانت تنبع أو تأتي مصدرها من حول أطراف بحر هزار. Yapılan araştırmada anne kelimesinin kökeni incelendi. لقد تم التدقيق في أصل كلمة anne أو أم في البحث الذي أقيم. Şimdi metni okuyalım. Sayfa 110. İngiliz Financial Times gazetesi Yeni Zelanda'da yapılan bir araştırmaya dayanarak dünyada toplam 3 milyar kişinin konuştuğu Hint-Avrupa dillerinin kökeninin Türkiye olduğunu belirtir. Gazetenin haberi şöyle. İngilizcenin de dahil olduğu Hint-Avrupa dilleri nereden geliyor? 200 yıldır tartışmalı olan bu konudaki yeni bir çalışma bu dillerin kaynağının Anadolu toprakları olduğu tezini destekliyor. Araştırma bu dillerin 8000-9500 yıl önce tarımının gelişmesiyle birlikte yayıldığına işaret ediyor. Hint, Avrupa dillerini neredeyse 3 milyar kişi konuşuyor. İngilizceden Rusça'ya, Avrupa dillerinden Hintçe'ye birçok dil bu grupta yer alıyor. Dünyanın en büyük dil grubunun kaynağı konusunda iki ana tez var. Litvanya asıllı Amerikalı arkeolog Marija Kompiotas'ın ortaya attığı geleneksel görüşe göre bu diller 6000 yıl önce Hazar Deniz'in kuzeyindeki steplerden doğdu. Bu diller ata binen yarı göçebe kurganlar aracılığıyla Avrupa'ya ve yakın doğuya yayıldı. İngilizce arkeolog Colin Renfrew'un tezine göre ise bu diller tarımın genişlemesiyle birlikte Anadolu'dan yayıldı. Yeni Zelanda'daki Auckland Üniversitesi'nden uzmanların sonuçlarını bilim dergisi Science'da yayımladıkları araştırmasında bu iki teori evrim biyolojisindekine benzer bir yöntemle denendi. Araştırma kapsamında ortak kökeni olan temel kelimeler incelendi. Örneğin Hint-Avrupa grubuna yer alan 113 eski ve çağdaş dilde anne kelimesinin aynı kökten geldiği belirlendi. Sonra bu kelimelerden bir soyacı çıkarıldı. Dillerin bölgeleri ve yaşları Hint-Avrupa dillerinin kökeninin Anadolu olduğu senaryosunu destekledi. Şimdi tekrar okuyup tercüme edeceğiz. İngiliz Financial Times gazetesi Yeni Zelanda'da yapılan bir araştırmaya dayanarak dünyada toplam 3 milyar kişinin konuştuğu Hint-Avrupa dillerinin kökeninin Türkiye olduğunu belirtti. ذكرت جريدة Financial Times الإنجليزية أن أصل اللغات الأوروبية والهندية التي يتحدث بها 3 مليار شخص في العالم هي تركية وهذا باعتمادهم على دراسة أو بحث قد أقيم في نيوزيلندا. Gazetenin haberi şöyle. إن خبر الجريدة كالتالي. İngilizcenin de dahil olduğu Hint-Avrupa dilleri nereden geliyor? من أين تأتي اللغات الهندية الأوروبية بداخل اللغة الإنجليزية؟ 200 yıldır tartışmalı olan bu konudaki yeni bir çalışma وَإِنَّ دَرَثَ جَدِيدَ فِي هَذَا الْمَوْضُعَ الَّذِي كَانَ مَحَلًا لِلنَّقَاشًا لِمُدَّةَ مِعْتَيْ عَمْ Bu dillerin kaynağının Anadolu toprakları olduğu tezindeki destekliyor. فَإِنَّهُ يَدْعَمَ الْبَحْثِ الْقَائِلْ أَنَّ أَصْلَ هَذِهِ اللُّغَاتِ هِيَ أَرَضِ الْأَنَدُولُ Araştırma bu dillerin 8000-9500 yıl önce tarımın gelişmesiyle birlikte yayıldığına işaret ediyor. وَيَشِيرِ الْبَحْثِ
أن هذه اللغات قد انتشرت عن طريق التطور أو تقدم الزراعة قبل 8000 أو 9500 سنة. هند أوروبا dillerini neredeyse 3 milyar kişi konuşuyor. ويتحدث اللغات الهندية الأوروبية تقريبا 3 milyar şahs. İngilizceden Rusça'ya, Avrupa dillerinden Hintçe'ye birçok dil bu grupta yer alıyor. وأن كثير من اللغات تأخذ حيزا في هذه المجموعة أو تنضم إلى هذه المجموعة من اللغات الإنجليزية للروسية أو اللغات الأوروبية إلى اللغات الهندية. Dünyanın en büyük dil grubunun kaynağı konusunda iki ana tez var. وهناك بحثين أساسيين في موضوع مصدر أكبر مجموعة لغة في العالم. ليتفانيا أصلي أمريكالي أركيولوج ماريج غومبيوتاسن ortaya attığı geleneksel görüşe göre فحسب الرأي التقليدي الذي وضعه أو أوضحه ماريج كومبيوتاس أو شيء من هذا القبيل عالم الأثر الأمريكي ذو الأصل الليتواني bu diller 6000 yıl önce Hazar Denizi'nin kuzeyindeki steplerden doğdu. Fakat neşet هذه اللغات قبل 6000 سنة من السهول التي في شمال بحر هازار. Bu diller ata binan yarı göçebe kurganlar aracılığıyla Avrupa'ya ve yakın doğuya yayıldı. وقد انتشرت هذه اللغات إلى الشرق القريب وأوروبا عن طريق الكرغان النصف مهاجرين الذين يركبون الحصانة. İngiliz arkeolog Colin Renfrew'in tezine göre ise bu diller أما عن البحث الذي قام به Colin Renfrew العالم الأثر الإنجليزي فإن هذه اللغات تارمن gelişmesiyle birlikte Anadolu'dan yayıldı. فإن هذه اللغات قد انتشرت من الأنادول مع تطور الزراعة. Yeni Zelanda'daki Auckland Üniversitesi'nden uzmanların وإن خبراء من جامعة Auckland في New Zealand أو New Zealand sonuçlarını bilim dergisi Science'da yayımladıkları araştırmasında bu iki teori evrim biyolojisindekine benzer bir yöntemle denendi. قد تناولوا نتيجة هاتين التجربتين أو النظريتين في الأبحاث التي ينشروها في مجلة ساينس العلمية بطريقة مماثلة لعلم الأحياء التطوري. Araştırma kapsamında ve fi itar hadal bahs, ortak kökeni olan temel kelimeler incelendi. Temel tatqiq fil kelimetel esesiye leti te'ti min mazdar muşterek. Örneğin, ala sebil misal, Hint-Avrupa grubunda yer alan 113 eski ve çağdaş dilde anne kelimesinin aynı kökten geldiği belirlendi. Fala sebil misal, fe inne kelimet alleti fi 113 lüga, kadime ve hadise, ضمن جروب هند اللغات الهندية والأوروبية تأتي من مصدر واحد. Sonra bu kelimelerden bir soyadı çıkarıldı. وبعد ذلك تم استخراج شجرة عائلة من هذه الكلمات. Dillerin bölgeleri ve yaşları Hint-Avrupa dillerinin kökeninin Anadolu olduğu senaryosunu destekledi. وقد أكدت أعمار ومناطق هذه اللغات النظرية التي تقول أن مصادر اللغات الأوروبية والهندية هي الأنادول. Yazma 6. Eğitimde ailenin mi yoksa okulun mu rolü önemlidir? Yazalım. Fi et-ta'lim hal dawr al-a'ile huwa al-ahem am al-madrasa? Linaktub. Konuşma 7. Bilgi toplumunda üniversite eğitimi nasıl olmalı? Keyfe yajib an yakun et-ta'lim al-jami'i fi mujtama' al-ma'lumat? Sizden bir üniversite kurmanız istense nasıl bir üniversite kurardınız? إذا طلب منكم تأسيس جامعة، كيف ستكون هذه الجامعة؟ تمام، şimdi dersimiz bitti. علشان نستمر ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتدعمنا بتعليق لأن دعمك هو سبب استمرار القناة. وما تنسوش تتابعونا على حساباتنا على إنستجرام لو عايزين تعرفوا كل يوم كلمة جديدة أو حكمة ومثل تركي جديد. هادي.